TRT24 YouTube kanalındasınız. Adem Yavuz Arslan'ın yazdığı Akar'ın Çerezleri başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın fotoğraflarını web sitelerinde gördüğümde galiba maç izliyorlar diye düşündüm. Çünkü ekrana yansıyan, tuttuğu takımın gol atmasına çılgınca sevinen fanatik bir taraftar görüntüsüydü. Servis edilen fotoğraflara göre gayet spor giyimli olan Akar, önce tek yumruk ardından da çift yumrukla sevinç gösterisi yapmış. Yanında bulunan Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlarıyla çak yaptı mı bilmiyoruz ama TSK Komuta Kademesi oldukça keyifli görünüyordu. Peki ne oluyor burada diye haberler okumaya başladığınızda hadisenin TSK'nın Kuzey Irak'a yönelik hava harekatı ile ilgili olduğunu görüyorsunuz. Anadolu Ajansı'ndan gelen bilgilere göre yurdun farklı yerlerinden kalkan uçaklar Kuzey Irak'ta 80 civarında hedefi vurmuş. Benzeri operasyonlar PKK ile mücadelede bugüne kadar onlarca belki de yüzlerce yapıldı. Hatta her yıl Mayıs-Haziran döneminde bu tip operasyonlar yapılır. Dolayısıyla heyecan yapacak, yumruk hareketi çekecek bir durum yok. En azından bizim için öyle. Ancak Akar'ın bu imaj çalışmasını çok önemsediği basına verilen fotoğraflardan ve açıklamalardan görülebiliyor. Dahası masada çerezler var. Nasıl yani demeyin, çünkü çerez önemli. Öyle ki 15 Temmuz 2016 akşamı TSK tarihi bir kumpasa düşürülür. Her yer kan gölüne dönerken Hulusi Akar, Akıncı üstünde çerez kahve eşliğinde haberleri izliyordu. Elinde oynadığı telefonla eşini arayıp haber veriyor ama darbe girişimi iddiasını 2 dakikada bitirecek adımı atmıyordu. Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarının çerezli fotoğraflarını görünce aklıma 15 Temmuz geldi doğal olarak. Peki bu fotoğraf neyin nesi? Bu operasyon ne anlama geliyor? Daha önce dediğim gibi, bu askeri bir operasyon değil. Savaş uçaklarının kullanılması operasyonu askeri yapmaz. Her şeyiyle siyasi bir hamle ve imaj çalışması. Çünkü resmi açıklamaya göre operasyonla Irak'ın kuzeyinde bulunan Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin ve Harkuk bölgesindeki PKK üsleri hedeflendi. Oldukça geniş bir alana yayılan operasyonun amacınınsa hudut güvenliğini sağlamak olduğu belirtildi. Operasyonun hedefinin askeri gerekçelerden çok siyasi fayda olduğunun delili de aslında bu açıklamada. Çünkü bahsedilen bölge Irak tarafında sınırın oldukça içinde. Üstelik PKK üssü denilen yerler uzun zaman önce boşaltılan bölgeler. Hatta iddiaya göre MİT Müsteşarı Hakan Fidan geçtiğimiz günlerde bölgedeydi ve bu durum operasyon geliyor olarak okundu. Hem sabit üslerin uzun zaman önce boşaltılması hem de bölgede yükselen operasyon beklentisi PKK'lıların yer değiştirmesiyle sonuçlandı. Diğer önemli bir ayrıntı ise bu operasyonun Barzani destekli olması. Yani Barzani yönetimi özellikle Sincar bölgesine yapılan operasyonlardan çok memnun. Özetle operasyon siyasi hedefler için yapıldı. Hedeflerin büyük bir kısmı ise iç politikaya yönelik. Şöyle ki HDP'nin Edirne ve Hakkari'den başlayıp Ankara'da sonuçlanacak yürüyüşüyle aynı güne denk gelen bu operasyonla ayrışma artacak. Erdoğan'ın HDP ve CHP arasına çizgi çekip Kürt siyasi hareketini marjinalleştirme çalışmaları tam gaz devam ediyor. Makro planda da hem Covid-19 mücadelesinde hem de ekonomide yaşanan bozgunun unutturulması var. Erdoğan için her şey sandık endeksli ve PKK ile mücadelesi de oy getirecekse yeniden ısıtılacak. Bir de Akar'ın ikbal hesapları var ki bence bu mutlu fotoğraflar daha çok onunla ilgiliydi. Her ne kadar Akar kendi ağzıyla söylemese de onu yakın tanıyan dostları, mesai arkadaşları, siyasi hedefleri olduğuna hemfikir. Nitekim son dönem icraatları, verdiği fotoğraflar popülistlikte Süleyman Soylu ile yarışıyor yorumları yapılmasına neden oldu. Ayrıca önce Cihat Yaycı'nın sürpriz tayini ve istifası, Müyesser Yıldız'ın beklenmedik şekilde tutuklanması okları Akar'a yönlendirmişti. Akar gayet rahat, çerez yiyip yumruk hareketi yapan fotoğraflar vererek "Patron benim" mesajı veriyor. Bir başka ifadeyle Erdoğan siyasi rant peşinde koşarken Akar da kişisel ikbal hesapları içinde. Fakat Akar'ın çok ince çalışılmış imaj fotoğraflarına baktıkça aklıma 15 Temmuz geliyor. Çünkü her şeyiyle tuhaf olan darbe girişiminin en tuhaf anlarından birisi de Hulusi Akar'ın filtre kahve içip çerez yiyerek televizyon seyretmesiydi. Daha önce bu köşede uzun uzun yazdım.
Şimdi tekrara girmeyeceğim. Realite öyle değil ama varsayalım birileri darbe yapmak istedi ve gerçekten Erdoğan, Fidan ve Akar'ın haberi yoktu diyelim. Binbaşı OK'nin öğle saatlerinde MİT'e giderek ihbarda bulunmasından sonra darbe girişimini önlemek 2 dakikalık işti. Akar bir cümlelik açıklamayla TSK'yı kışlalarında tutabilirdi. Ancak yapmadı. Çünkü komuta kademesi öncülüğünde darbe yapılıyor imajı verilmesi, TSK'nın tuzağa düşürülmesi gerekiyordu. Akar elini kolunu sallayarak gelip Genelkurmay komuta katına çıkan ve Akar'la Yaşar Güler'i esir alan darbecilerle Akıncı üstüne giderken çok rahattı. Hatta kamera kayıtlarına göre darbeciler kendisine çok saygılı, bir dediğini iki etmiyorlar ve şapkasını isteyince darbeciler zıpkın gibi fırlayıp şapkasını kapıp getiriyorlar. Akıncı üssünde de durum aynı. Akar komutan olarak itibar görmüş. Filtre kahvesi eşliğinde çerez yiyip ülkenin gidişatı hakkında fikir teatisinde bulunmuşlar. O ara telefonla eşini arayıp konuşmuş. Ancak Erdoğan ya da Fidan'la görüşmek aklına gelmiyor. Darbeyi önleyecek tek cümlelik açıklamayı yapmıyor. Dediğim gibi uzun uzun ifadelerden aktaracak değilim. Görmek isteyen, gerçekleri merak edenler için defaatle anlattım. Akar olmasa Erdoğan 15 Temmuz kumpasını gerçekleştiremez, rejim değişikliğini başaramazdı. Benim Pençe Kartal operasyonu sırasında servis edilen cevizli yumruklu fotoğrafı görünce aklıma takılan başka bir şey oldu. Acaba Akar 15 Temmuz gecesi Akıncı üstünde kahvesini içip çerezini yerken Boğaz Köprüsü'nde boğazlanan Harbiyeli çocukları görünce de zafer kazanmış komutan edasıyla yumruk hareketi yapmış mıdır? Diyor Adem Yavuz Arslan TR724'teki köşesinde.